Vallahi mağlubiyet aldık. Belki de hiç beklemediğimiz, bizim başladığımız günden beri ilk defa bu kadar kötüydük her anlamda. Belki bir 15-20 dakika kendi oyunumuzu oynayabildik ilk yarının sonlarına doğru ama öne geçmemize rağmen kötü günümüzdeydik diyebilirim. Ve mağlup olduk. Artık her şeyimizde pazar gününe hazırlanacağız. Hani burada oyuncularımız da çok üzüldüler. Bizler de tabii çok üzüldük ama daha ligin başı ve bu ligin başında bu tür şeyler her takım için yaşanıyor. Biz de işimize bakacağız. Artık o maçı unuttuk. Oradan tabii büyük dersler almamız gerekiyor. Bunu oyuncularımıza da paylaştık. Hepsiyle de konuştuk. Ve artık antrenmanımıza başladık. Bugün her şeyimizde de pazar gününe hazırlanıp Gençler Birliği maçının inşallah kazanıp tekrar yolumuza devam edeceğiz. Vallahi ben hiçbir maçı ayrı koymuyorum. Bütün maçlar bizim için aynı. Yani Bursa Spor maçı da, Balıkesir maçı da, içeri dışarı bütün maçlar 3 puanlık maçlar. Rakibin büyük küçüğü olmaz. Biz böyle hazırlanıyoruz. Tabii ki bazı maçlarda istediğimiz şeyleri yansıtamıyoruz. Biz Bursa Spor maçı hariç oynadığımız 3 maçta da istediğimiz oyunu oynadık. Futbol olarak ne yapacağımızı oynamaya çalıştık. Ve üçünde de belki Kocaeli Spor maçında da mağlup olduk ama kazanabilecek kadar pozisyon ürettik. Bursa Spor maçında çok kötü olmamıza rağmen 1-0 yaka 1-1 iken belki 45+3'te golü atmış olsaydık 2-1 içeri girsek daha farklı olabilirdi ama o gün çok istekli, bizden daha fazla isteyen bir Bursa Spor vardı ve hak ettiler, kazandılar. Biz o gün onlara o mücadeleyi karşılık veremedik. Ama bu tür maçlar bizim için hem tecrübe oluyor oyuncular için de ve bu maçlardan alacağımız derslerle devam edeceğiz. Lig daha çok uzun, hiç puan kaybetmeyen takımlar var, puan alamayan altta takımlar falan var ama lig artık 6. 7. haftadan sonra her şey oturmaya başlayacak. İşte yavaş yavaş sakatlarımız herkes dönmeye başladı. İşte formsuzlar form tutmaya başlayacak. Lig ondan sonra yavaş yavaş şekillenecek. Ama bizim için artık en önemli şey pazar günü oynayacağımız Gençler Birliği maçı. Ya onu bugünkü antrenmandan sonra tabii ki tekrar değerlendireceğiz. Artık bizde yeni isim yok, zaten hepsi bizim oyuncumuz. Bütün oyuncularımız oynamaya hazırlar. Tabii ki sırası gelen, kötü oynayan, o değişiklikler olacak. Biz de onun değerlendirmesini yapıp pazar günü en formda ve en oyuncularımızla sahada olacağız. Buradan Samspor taraftarlarına da özellikle seslenmek istiyorum. Tabii ki biz tekrar özür dileriz. Çok üzdük onları. Biz de çok üzüldük. Ama pazar günü onları yanımızda görmek istiyoruz. Taraftarın, taraftar desteğinin ne olduğunu bize çok iyi gösterdiler. Bu pazar gerçekten onlara çok ihtiyacımız var. Ve bütün Samspor taraftarlarını da stadyuma bekliyoruz. Golü takım yer veya takım atar. Sadece bir oyuncu üzerinden gitmek doğru değil. Ama formsuz olabilir. Bazen oyuncuların formsuz dönemi olabilir. Formsuz olduğunda da form tutmasını bekleriz. Dinlenir. Yani gereken neyse yapılır. Ondan yana şey yok ama sadece bir oyuncunun yenen gollerde hatası var veya bir oyuncu sadece bize gol atıyor, öyle bir şey olmaz. Golü takım yer ve takım atar. Vallahi son olarak sakatların yavaş yavaş bugün itibariyle başladılar ama pazartesi günü, pazartesi salı günü tam olarak takımla başlayacaklar. Diamond'un, Vuka'nın sadece işlerinde Cihan %100 hazır. Cihan belki pazar günü bizimle olacak. Diamond'un de ve Vuka'nın da yarın bir testleri var. O testlere bakacağız. Ondan sonra belli olacak. Melinović'in tedavisi sona geldi. O da inşallah önümüzdeki haftadan itibaren bizimle birlikte olacak. Onlar pazar çarşamba maçından dolayı Osman'a da, Burak'a da ve Tomane'ye çok yük bindi. Ondan dolayı yorgun hissettikleri için bugün düz koş ama onların bir yok, herhangi bir sakatlıkları yok. Pazar çarşamba maçları performans olarak da çok fazla yük bindiği için onları bugün hem böyle hafif bir rejenerasyonla dinlendireceğiz. Neden? Dediğinizde tamamen ters konuştunuz. Çünkü Kocaeli takımı çok daha atletik bir takım. Keçiören takımı çok atletik. Bursa Spor takımı da daha çok top yapan, pas yapan oyunculardan kurulu bir takımdı. Biz bugün tutturamadık. Mücadele olarak mücadele ettik gerçekten. Ve özellikle 30 ile 45 arasını gerçekten iyi oynadık.
kendi oyunumuza yakın oynadık ama özellikle maçın ikinci yarısında onlar o tepkiyi veremedik. Bunun hani bu takıma böyle, o takıma öbür türlü, yok çabuğa böyle falan, ben o tür bir şeye çok fazla şey yapmıyorum. Her takım her takıma karşı önlemini alıyor. Biz de Bursaspor'a karşı gerçekten ne yaptıklarını hem video olarak hem görsel olarak gösterdik ama bazen onları görseller bile fayda etmiyor. O günkü o şeyi tutturmak gerekiyor. O gün Bursaspor takımı bizden daha çok istedi, daha çok mücadele etti. Taraftar müthiş destek verdi ve oyunu tutturdular o gün ve özellikle 2-1 iken biz belki 2-2 yakalamış olsak maçı da çevirebilirdik ona rağmen. Ama 3. gol bizi demoralize etti diyebilirim. Ama olmaması gerekiyor. Bununla alakalı da çok çalışacağız. Çünkü böyle maçları çok oynayacağız. Bu tür takımlara karşı çok mücadele edeceğiz. Onun için bizim için de iyi bir ders oldu diyebilirim bu maç. Biz Mehmet Akgüz'ü sol açıkta başlatmamızın sebebi, sol açık derken biz dönüşümle oynayacaklardı zaten. Hepsi dönüşerek, Yasin, Mehmet ve Melih. Üçü dönüşerek, hatta Tomane'de dönüşümle oynayacaklardı. Sebebi de Bursaspor takımının özellikle kanatlardan çok zaafının olmasıydı. Biz onları kullanmak adına ve attığımız golde de zaten Mehmet'in arkaya yaptığı koşuyla golü attık. Ya bizim aslında istediğimiz şeylerden biri oydu. Defans arkasına yapacağımız koşular ve o koşulardan bulacağımız goldü. Bunu da aslında başardık diyebilirim. Oyunun içinde zaten çok değişiklik yaptık. Yasin'i kenara aldık. Sonra çifte döndük. Bazen Mehmet'i sağ tarafa alıp Melih'i içeriye aldık falan. O Tomane tek oynadı. Bazen Tomane'yi içeri alıp Mehmet'i orada tek bıraktık. Yani çok varyasyon denedik aslında. Oyunun içinde de bazı şeyleri denememiz gerekiyor zaten. Ama bir maçta 15 tane taktikle de oynayamazsınız. Biz rakibin bize göre çok çalıştık. Neler eksik? Onunla alakalı çalışmalar yaptık. Ha, golü de bulduk. Golden sonra pozisyonu da bulduk ama ne yazık ki kötü bir mağlubiyet aldık. Ama bunu da aslında çok fazla, şimdi herkes çok fazla şey yapıyor. Tabii ki skor gerçekten bizi çok üzdü. Benim de kendi çok uzun süredir antrenör hayatımda bu kadar böyle bir mağlubiyetim olmamıştı. Ben de kendi adıma ve takımımız adına gerçekten çok üzüldük. Ama bir an önce atlatıp pazar gününe bakmamız lazım. Ve buradan da çok büyük dersler almamız gerekiyor. Hayır.